Komşuya eza vermek yasaktır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur. Vallahi iman etmiş olmaz. Vallahi iman etmiş olmaz. Mecliste hazır bulunanlar tarafından "Ya Resulallah, bu iman etmiş olmayan kimdir?" diye soruldu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem "Kim olacak?" komşusu zulmünden emin olmayan kişi buyurdu. Başka bir rivayette, komşusu şerrinden emin olmayan kişi cennete giremez buyurulmuştur. Resul-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem, Allah katında günahların en büyükleri hangileridir diye soran kimseye, Peygamberimiz şu üç hususu zikreder. 1- Seni yaratan Allah'a eş tanıman. İki, Yemeğine ortak olur korkusuyla çocuğunu öldürmen. 3. Komşunun helaliyle zina yapman. Bir hadisi şerifte şöyle buyrulur. Kim Allahu Teala'ya ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusunu incitmesin. Üç çeşit komşu vardır. 1. Kişinin Müslüman olan akraba komşusu. Bunun üç hakkı vardır. Komşuluk, akrabalık ve Müslümanlık. 2- Müslüman komşu. Bunun da iki hakkı vardır. Müslümanlık ve komşuluk hakları. 3. Kafir komşu. Bunun da bir hakkı vardır. O da komşuluk hakkıdır. Şöyle rivayet olunmuştur. Kıyamet gününde fakir komşu, zengin komşusunun eteğinden yakalar ve ''Ya Rab, buna sor bakalım hayrını neden benden esirgedi, kapısını neden yüzüme kapadı?'' Komşunun komşusunun ezasına katlanması ona yapılan iyilikler cümlesindendir. Bir adam Resulullah'a gelir ve "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem bana öyle bir amel göster ki onu yaptığımda cennete gireyim." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "İhsan edici ol." buyurur. Adam "Ya Resulallah ihsan vasfına sahip olduğumu ben nasıl bilebilirim?" komşularına sor. Onlar senin iyilik yapan biri olduğunu söylerlerse şüphesiz sen ihsan vasfına haisindir. Şayet komşuların senin kötü olduğunu söylerlerse o takdirde sen kötü bir adamsın demektir buyurdu. İmam Şemsüddin Ezzehebi İslam Şeriatinde Büyük Günahlar sayfa 185 19 Haziran Mevlana takvimi